Dün bahsettim Amberi Zaman, e, tü, El Monitor'dan Türk gazeteci Mazlum Kobani ile işte bir röportaj gerçekleştirmiş. Şimdi e, terör örgütünün yöneticileri bu kez Amerikan medyasına ağırlıkta mülakatlar veriyorlar ve Biden yönetimine de mesajlar gönderiyorlar. Şimdi terör örgütü PKK, PYD, YPG, SDG'nin ele başlarından Mazlum Abdi yani Kobani Amerika Birleşik Devletleri medyasında arka arkaya röportajlar verdi ve açıklamalarda bulundu. Şimdi Abdi direkt ABD Başkanı Joe Biden'a sesleniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı engellemek için yeterli çalışmadığını söyleyen terör örgütü elebaşı adeta bir beryansın ediyor. Biden'ın seçim zamanında Kürtlere ihanet etmeme vaadini ortaya attığını da söylüyor. Yani Biden seçimlerden önce YPG, PYD ve onun Amerika'daki uzantılarına bazı bağıtlarda bulunmuş. Bizce Washington yönetimi ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın bizi korumak hem siyasi hem de insani bir sorumluluğudur diyor. Biden diyor bizi savunacak, koruyacak. Hem bu insani bir meseledir hem de siyasi bir meseledir diyor. Yani Biden terör örgütünü korumak zorundadır diyor. Bizce şu ana kadar Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen açıklamalar yeterli olmadı. ABD'nin Türkiye yönelik açıklamaları, harekate yönelik açıklamalarını da terör örgütünün elebaşı yeterli bulmuyor. Ferhat Abdi Şahin Türkiye'nin kara harekatı söyleminin ciddiye alınması gerektiğini belirtiyor. Amerika ve Rusya'nın Ankara'yı durdurmasını talep ediyor. Diyor ki Abdi Mazum Kobani, diyor ki ciddiye alıyoruz diyor. Türk Silahlı Kuvvetleri harekat yapacak diyor. Amerika ve Rusya bunu durdursun, bunu engellesin diyor. Evet. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin e, devlet politikası ve dış politikası da YPG, PKK, yani YPG, pyde bir terör örgütü değil. Yoksa PKK Amerika için bir terör örgütü. Fakat diyor ki Amerika, SDG diye bir yapı var orada. Suriye Demokratik Güçleri. O yapılar da bu SDG yapısı içerisinde. Dolayısıyla ben SDG'yi terör örgütü olarak görmüyorum. Dolayısıyla benim oradaki müttefikim terör örgütü değil. Benim oradaki müttefikim bir diğer terör örgütü. IŞİD'e karşı verilen mücadeledeki askeri müttefiklerimdir diyor. Şimdi Böyle tanımladığı için Kremlin'de, Kremlin'de aslında aynı kafada olduğu için Moskova da öyle düşünüyor Amerika gibi. Bir şekilde çok rahat Amerikan medyasına, Rus medyasına demeçler vererek Ankara'yı baskılamaya çalışıyor. Söz konusu örgütün sözde yöneticileri. İşte benzeri de biraz önceki anekdotta net bir şekilde görüyoruz.